Evet abi, ayak mantarı ve nasır durumunda ne yapılmalı? Ayak mantarı, şimdi civcivke mantarlı ayak mantarı olan tavuklara burk yatırmamalı, yatırılmamalı. Direkt anneden geçer değil mi? Şimdi burk tavuktan direkt geçer. Hani gen olarak annesinden geçmez. Gen olarak bir hastalık değil ama eğer ayak mantarlı bir burk yatırdınsa muhakkak civcivlerinde de bu olacaktır. Bunun tedavisi yine söylüyorum, temizlik mesela domastos, çamaşır suyu yok mu? Evet. Öyle. Mesela çamaşır suyu, domastosu, bulaşık deterjanı böyle elin dayanabileceği kadar sıcak suyla karıştırıp da böyle yıkarsan ayak mantarını bir nevi temizler ama kökünden silmez. Hani sadece rahatlatırsın, temizlersin. Çok pis görüntüyü. Şu ama şey diyorlar ya, gres yağı sür geçer. Var mı öyle bir şey? Bunlar boş işler kardeşim. Gres yağı motorcular kullanır. Niçin? Hani arabanın şeyi çıkar ya, bilyesi. Evet. Oraya iyi çakabilmek için bilyeyi. Yoksa gres yağı falan onlar öyle öyle bir tedavi şekli yok. İş makinesi. İş makinesi. Temizlik dedik ya hani. Aslında her şeyin başı temizliğe dayanıyor. Her şeyin başı temizlik. Ben şimdi baktım maşallah çok temiz yani kümesleriniz. Ama temiz kümesleriniz olmak zorunda. Şimdi bunu suları mesela bir günde değişmese ikinci gün benden muhakkak değişir. Tüm temiz olduktan sonra zaten hastalık da olmaz. Zaten hastalık da olmaz kardeşim. Temiz olursa peki hastalık abi, olmaz. Peki abi, hayvanlara aşı uyguluyor musunuz? Uyguluyorsanız hangi periyotlarla? Şimdi hayvanlara aşı evet uyguluyoruz. Veba artı bronşit aşısı genellikle yapıyoruz. Aslında dörtlü karma var. Bu aşıyı çok temin edemiyoruz. Yoksa en mantıklısı o kardeşim. Dörtlü karma pahalı bir aşı diye biliyorum ya, ben pahalısından onu. Pahalısından ziyade temin edemiyoruz. Yani var mı kardeşim bizim buralarda? Yok. Getirmeye kalkıyorsun. Büyük tavuk çiftliklerinde oluyor herhalde evet, o dörtlü evet karma aşı. Bize vermiyorlar, anladın mı? Bize vermiyorlar bunu. Yani siz mutlaka aşı yapıyor musunuz hayvanlara? Kardeşim şöyle söyleyeyim, ben kendi şahsıma aşıya karşıyım. Yani ben aşı yapmıyorum. Bir sorun da yaşamıyorsunuz. Bir aşı yapmadım. Şu anda da yapmıyorum. Yani vebayı da yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Çiçek aşısını da yapmıyorum. Hiçbir aşı yapmıyorum. Ama bir sorun da yaşamadınız değil mi? Bir sorun da yaşamadım. Benim ilacım var Baytiril. O bana yetiyor. Mesela horozum çiçek olacak gördüğüm zaman hemen Baytiril'le hemen aynı günde geri yapıyorum. O şeye de işe yarıyor mu? Hıkırtı, burun tabii ki, akıntısı. Tabii ki. Kan aklının aklına ne gelirse ya. Yani 1 gram 3 gün mü demiştiniz ona? Şimdi şöyle. Hastalığa göre mi? Hastalığa göre 3 gün 5 gün tedavi süreci 5 gündür. Lakin birinci günde etki etmediyse %30'luk %40'lık bir etki göstermediyse ikinci günü daha onu kullanmana gerek yok. O zaman farklı bir şey deniyorsunuz. Farklı bir şey deneyeceksin. Çok güzel abi. Bir hayvanın tüyden tam çıktığını nasıl anlıyoruz? Tüy değişiminde bu dönemde neler yapılabilir? Şimdi al oğlum bunu işte, varın siz. Dışarıda bunu işte, varın. Şimdi kardeşim tüyden çıktığını nasıl anlarız? Hayvanın tüy dipleri vardır zaten, boru boru kandır. Bunlar vurur, komple vurur. Yani şöyle ensesini kaldırdığınız zaman, şöyle horozun üzerinde göstereyim ben size. Tabii abi, tabii. Bakın horozun üstünde göstereyim kardeşim. Şimdi bakın. Bu hayvanın, bakın tüyden daha çıkmamış. Tüy diplerini görüyor musun? Boru boru. Evet. Açtım. İşte kanatları bakın boru boru. Görüyorsunuz. Kanatları daha yarım boru. Bu daha tüyden çıkmamış. Bu da ne demek? Bu horoz yiyecek. Bak kanatları daha yarım böyle boru boru. Bu da ne demek? Bu hayvan burada bakımı güzel, yiyecek içecek, kümesinde yatacak. Ama dönelim şimdi bu tarafa. Şimdi bakın kardeşim, tüyden çıkmış horoz nasıl olur? Şimdi bakın kardeşim, boynu kurumuş. Boynu kurumuş. Kanatları kurumuş. Görüyor musunuz? Eksiği yok. Evet maşallah. Bu horoz tüyden çıkmış. Bu da ne demek? Provalara hazır.
provalara hazır demek. Ortalama ne kadar sürüyor tüyden çıkmaları, yani tüy değiştirdiklerini mi? Şimdi hayvanına göre değişiyor. Bazısı 2 ayda, bazısı 4 ayda, bazısı da 5 ayda çıkıyor. Hayvanına göre değişiyor değil mi efendim kardeşim? Biraz iklime göre, biraz... Biraz iklime göre, göre biraz... Yani hayvanın yanına göre değişiyor tabii. Tam bir net bir şey yok, net bir süre yok. Ona bir süre veremeyiz. Peki abi, Boğaz'da mantara da yine aynı ilacı mı kullanıyorsunuz? Boğaz'da mantara da yine Baytril gerçekten güzel bir ilaç. Ama bu ince ünsürün şırıngaları var. Mesela onu dolduruyorsun, tamamı zaten 1 gram geliyor. Gördüm az önce. Bunu ağzına, mesela ağzına enjekte ediyorsun ama böyle boğazını yıkar gibi. Ağızların içini yıkar gibi yapıyor. Siz o ilacı vurma değil de ağız vurma yoluyla kullanıyorsunuz. Vurma değil de ağız yoluyla kullanıyorsunuz. Çünkü bunların bu dövüş tabiri dedikleri hayvanlar, bu Hint horoz hayvanlarında hücre yoktur. Acı hücresi yoktur kardeşim bu hayvanlarda. Bunlar acı hissetmez. Acı hücresi olmadığı için bu ilaç istediği gibi her tarafa gönderemiyor. Anladım abi. Her şey boğaz yoluyla. Peki hastalıklar babadan oğula geçer mi? Aslında benzer bir soru cevap vermiştiniz ama. Yani sorunlu hayvanın yavruları da sorunlu oluyor mu? Şimdi hastalığından hastalığına değişir. Bazı hayvanlarda ur vardır. Ur çıkar. Genetiktir. Oğlunda da çıkar. Bazısında çıkmaz ama bazısında muhakkak çıkar. Ya. Mesela körlük bir ırktır. Körün oğlu da kör olur. Genetiktir. Geçer. Doğal ama, doğal körlük değil mi bu? Kendin olan. Yok yok. Sonradan olan körlük. Evet. Musabakalarda buralarda körlük de yine bir genden gelir. Genden gelir. Babadan oğula bu geçer ama şey geçmez. Doğal hastalıklar, sonradan olmuş pislikten bilmem neden şundan bundan bulaşmış hastalıklar oğluna geçmez. Neden geçsin? Peki abi. Bunu çok soran olmuştu bana kanalımda. Yavrularda ayak tutulması. Mesela bir takipçimiz bir türlü yavru alamadım dedi. Tam böyle 5-6 aylık gibi olduklarında ayakları felç oluyor. Sonra ölüyorlar bu hayvanlar. İşte onu biraz önce aslında bu konuyu işledik seninle biz. Dedik yani alt bozulması nedir dedik. Yani bu altı bozuk hayvanlarda bu olur. Bir de o 6 aylık, 5 aylık, 6 aylık döneminde tam boy atma zamanı. Boy atıyor, vücut ağır geliyor. Ne yapıyor? Hayvan yatıyor. Bir de şundan dolayı da çok oluyor. Bu makine, buluşma makinesiyle alınıyor ya bazıları evet. Mesela. Bu ampul yakıyorlar. Yani bildiğin şu ampulü yakıyorlar. Onlar da normalde ta bir aylıkken bozuluyor ama o 6 aylık gelişme çağında belli oluyor mesela. Onun da etkisi yani, var. Mesela diyorsun. Lambada büyüyen makinede çıkıp da lambada büyüyen hayvan uzun musabaka yapmaz. Sizinkiler hep doğal değil mi? Bakın bizimkiler doğaldır. Doğalını da ben tavsiye ederim. Şimdi lambada büyüyen hayvan 20 dakikalık, 25 dakikalık bir prova süresinde çok iyidir. Bundan sonra ne yapar Erten kardeşim? Altları oynamaya başlar. Bundan sonra yavaş yavaş altları çöker. Yani ileri gidemez daha. Doğalı anneyle büyümek. Her şeyin doğalı. Evet, her şeyin doğalı güzel. Peki parazit uygulaması yapıyor musunuz? İç parazit. Bununla ilgili ne yapıyorsunuz? Hangi ilacı veriyorsunuz? Veriyorsanız eğer. Şimdi iç parazit ilacı yapıyoruz kardeşim. Kanatlılarda Nilverim güzel bir ilaç. Bir de şu hap var ya, Nizan mı? Onu atıyorlar. O nasıl? Onlar kardeşim inekler için. Biraz ağır gelir böyle. Onlar hayvana ağır gelir. Tavuk hayvanına ağır gelir. Nilverim güzel gelir. Kontil güzel gelir. Hani parazit ilaçları var çeşitli ama bunların çok ağır var. Habibi var mesela. Habibi iyi gelir. Hani hep doğal dersen iki dal sigara at ağzına hayvanın tütün. İki dal tütün at. Onu da duymuştum. O bile temizler atar. Hiç öbür ilaca gerek yok. Peki bunu kaç ayda bir yapmak lazım bu parazitle mücadeleyi? Yani parazitle mücadeleyi şimdi şöyle söyleyeyim sana. 2-3 ayda bir
aslında 2-3 ayda bu Nilverim sularına emertan düzenli bir şekilde koymak lazım, vermek lazım kardeşim. Ben 6 ay yapmıştım, demek ki süreyi uzatmışım. Yok, süre uzun. Peki abi, kurumaya giren horoza ne yapılmalı? Hiç yaşadınız mı bunu? Kurumaya giren horoza, evet kardeşim. Şimdi ölçüsünde büyükbaş hayvanların uyuz ilacı var. Büyükbaş hayvanların uyuz ilacı var kardeşim. Adı da nedir? Var orada, evin altında o ilacımdan var benim. Hap değil mi hap bu? Hap değil, iğne. Uyuz ilacı deri altına şöyle ölçüsünde az verirsen kurumadan hayvanın çıkar kardeşim. Çok güzel abi. Peki ben kendi horozlarımda gördüm, yavrularımda bir iki defa böyle ağzı açıp kapama, sanki böyle esneme gibi. Tamam. Ya da boğazında bir şey vardı atamıyormuş gibi. Bu neden kaynaklanabilir? Baytiril. O da çözer diyorsun. İşte baytiril dedik ya kardeşim, baytiril. Yani sorun ne olabilir orada? Sorun nedir? Boğazını ağzını açıp kapatması. Hayvanın boğaz yollarında intihap vardır. Boğaz yollarında mantar vardır. Boğaz yollarında şişme vardır. Üşütmüştür. Bundan yapar. Baytirilden de yapar ya. Parazitten de yapar. Evet, rahat nefes alamıyordur. Tabii, demek ki. Rahat nefes alamıyordur. Baytirille bunları çözebilirsin. Peki abicim, diğer bir soru. Boyuna göre fazla kilolu horoz nasıl zayıflatılabilir? Ne yapılabilir? Yani kilosu boyuna göre fazlaysa. Şimdi bu soruyu şöyle cevaplayalım. Eğer biz bu soruyu cevaplarsak bilmeyenleri yanıltmış oluruz. Bakın. Ben bunu yapabilirim. Fakat ben bu soruyu şimdi cevaplarsam bunu okuyanlar yanlış anlar, dinleyenler yanlış anlar. Herkes zayıflatmaya çalışır. Herkes zayıflatmaya çalışır. Bu da çok mantıklı bir şey değil. Onun için Ertan kardeşimize soralım, mantıklı bir açıklaması varsa. Yok abi, yok. Yani bende yok. Şöyle bir şey. Şimdi mesela 3-500 horozu şeye düşüremezsin. 3 kiloya düşüremezsin. Düşürsen en fazla 150 gram. O da sporla işte. Ama bundan aşağı düşürdün mü performansı da düşer. Sağlık gider yani, değil mi? Sağlıklı yani olmaz. Acemi de bunu yapamaz mesela. Acemi bunu yapamaz. Yapsa bile hep şey yapar. Şimdi anlatırsak daha doğrusu bunu yapmaya kalkar. Hani istisna kayda değer horoz varsa, örnek veriyorum 3 kilo 2700'de mesela musabaka yapması lazım. Ben o 3 kilo 2700'de musabaka yaptırabilirim sağlıklı bir şekilde. Ama şimdi onu biz burada anlatırsak herkes yapamaz. Onu herkes yapamaz. Orada bir yanlış anlaşılma olur. Fayda yerine zarar verir. Profesyonel iş. Anladın mı? Bu sefer ne olur? Camiye ya zarar vermiş oluruz. Onun için bu soruyu mümkünse es geçelim kardeşim. Tabii tabii abinin. Peki diğer bir sorum, son sorumuz daha doğrusu bu alanla ilgili. Görmeyen horoz nasıl anlaşılır? Bazen mesela tartışma oluyor böyle. Ya bu horoz görmüyor, öbürü diyor görüyor. Siz nasıl anlıyorsunuz hayvanın görmediğini? Şimdi görmediğini hayvan gezerken de anlaşılır. Yem yerken de anlaşılır. Ama diyelim ki gezerken provada görüp görmediğini, o tarafından provada hayvana dönmez. Görmez o taraftan. Yani görmez. Büyük bir ihtimalle şimdi günümüzde şey var mesela o hastalık değil de sonradan oluşan bir şey. Mesela gözünün içinde siyahın içinde beyazlama oluşur hayvanın. Bu da hayvanın görmesini engeller. Şey gibi, katarak gibi mi? Katarak gibi düşün. Gözün siyahın içinde beyazlama olur. Siyah noktanın içinde beyazlama olur. Anladım. Bu da hayvanı görmeze düşürür. Görmez. Abi çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Hiç erinmeden ayrıntılı bir şekilde açıkladınız. Değerli takipçilerimiz de bu videoyu güzel. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii abi. Şimdi günümüzde diyorlar ki musabaka